Derneği Bodrum Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği... Türk basın tarihinin en önemli isimlerinden biri olan gazeteci yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 22. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. ...24 Ocak 1993 günü Ankara'da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu menfur bir suikaste kurban giden Uğur Mumcu için bugün öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda da bir anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla Barosu Bodrum Temsilciliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Halikarnas Yalıkavak Turgut Reis şubeleriyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi adına düzenlenen ortak basın açıklamasını Muğla Barosu Bodrum temsilcisi Caviden Özyiğit okudu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı basın açıklamasında polisin güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'la Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri arasındaki haftanın adının bu yıl Uğur Mumcu'nun 40 yıl önce yazdığı bir kitabından esinlenerek Suçlular Güçlüler olarak kararlaştırıldığının kaydedildiği basın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi. Uğur Mumcu'nun 1975'te 12 Mart dönemini sergilediği makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabından seçip okuyacağım paragraflar adeta günümüze ayna tutmaktadır. Yargıcıyla, avukatıyla tüm hukukçular esir alınmıştı Hitler rejimince. Hukuk profesörleri birer papağan, yargıçlar ise oyuncaktı Hitler'in elinde. Bugün Hitler'e uşaklık etmiş yargıçlara hukukçu demek mümkün müdür artık? Bunlar siyasal cinayetlerin kiralık katilleridir. Bir yüksek kürsüye cübbeyle çıkmak cellatla meşrutiyet kazandırmaz hiçbir zaman. Bir toplum böyle çöker işte. Devletin yerini kaba kuvvet alır, susulur. Yasanın yerini din alır, korkulur. Yolsuzluklar, cinayetler birbirini izler. Eller kollar bağlanıp götürülür. Vuran vurur, öldüren öldürür ve bütün bunlardan sonra bir çete gelir ve devleti teslim alır. Topaç nasıl döner? İpi sağdan sararsanız sağa döner topaç. Soldan sağa doğru sararsanız bu kez sola döner küçük oyuncak. Türkiye'de İnansız politikacılar da topaçlara benzerler. İhtirasın ipi ne yöne sarılmışsa oraya doğru dönerler. Bir sürü sağ, bir sürü sola. Yazılarında da okuduğumuz gibi Uğur Mumcu topluma ve içinde yaşadığımız döneme bütün yönleriyle ışık tutmuş değerli bir araştırmacıdır. Toplumdaki aksaklıkları, hırsızlıkları, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları, baskıları, işkenceleri, hukuksuzlukları, din kisvesi altındaki kandırmacaları bıkmadan, usanmadan, yılmadan hayatı pahasına ortaya seren Uğur Mumcu'nun çalışmaları tamamlayan öğede yalnızca bunlarla yetinmeyip alçakların yanında yiğitleri, korkakların yanında kahramanları, bencillerin yanında fedakarları da yansıtmış olmasıdır. Karanlık ilişki ağlarını halkın anlayacağı bir dil ile, yöntemle açığa çıkan aydınlarımız, halkımızın yarınlarını çalan işbirlikçi, devşirilmiş çetelerin kumpas ve tertipleriyle birer birer aramızdan alınarak katledilmişlerdir. Karanlıktan aydınlığa nasıl çıkacağını gösterecek birer rehber olan aydınlarımız suikastlara kurban gitmiştir 90'lı yıllarda. 90'lı yıllar Türkiye siyasi tarihinin kara sayfalarından biri olarak zihinlerde yer etmiştir. Aslında bu suikastlarda kurban edilen sadece aydınlar değil, Türkiye'nin de geleceği olmuştur. Düşünce ve ifade özgürlüğü, eşitlik, insan hakları ve adalet isteyen, bunu gerçekleştirmek için de üzerlerine düşeni yerine getirmekten kaçınmayan Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahri Üçek, Ahmet Taner Kışlalı gibi birçok isimlerin ölümlerinin üzerinden yıllar geçti. Geçen zaman ise onları unutturmanın aksine haklılıklarını tekrar tekrar gösterdi bizlere. 22 yıl insan hayatı ne kadar uzun bir süre. Uğur Mumcu öldürüldüğünde doğan bebekler bugün Gezi direnişinin baş aktörleri oldular. Günümüzde yaşanan karanlık o günden gelen bir ayna gibi. O tarihte dünyaya gelen çocuklarımız aynı o tarihte yaşananlar gibi. Belki bir suikast değil ama herkesin gözü önünde devlet eliyle milleti korumakla görevli kişilerce katledilmektedir. Güçlü gücünü adaletten değil şiddetten alıyorsa, güç içinde merhamet barındırmıyorsa, iktidar gücüne dayanarak haklıyı suçlu ilan edebiliyorsa, adalet gecikiyor ve gelmiyorsa, mecburen nihayetinde işe siyaset el koyacak, gün olacak, devran dönecek,
suçlularla güçlüler yer değiştirecektir. O gün geldiğinde de suçlular güçlü, güçlüler suçlu olacaktır. Bir memlekette suçlular güçlü ise ve güçsüzler peşinen suçlu ilan edilmişse orada zaten adaletten söz edilemez. Lakin orada adalet bambaşka bir şekilde tecelli eder. İktidar sık sık sallanır ve sarsıntıda suçlu ile güçlü hızla yer değiştirir. Bir gün içinde eski güçlüler suçlu, eski suçlular güçlü oluverir. Adaletsiz ülkelerde güçlüler bunu bildiği için hep tedirgindir. Suçlular ise gün gelir devran döner ama içimizde hep bir ümit var. Yine tarihten biliyoruz ki yargıya haklılar değil güçlüler hükmediyorsa bugün gevşeyen ipler yarın yeniden sıkılabilir. Suçluların güçlü olmadığı bir yıl olmasını diliyor. Yitirdiğimiz aydınlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Teşekkür ederiz. Öte yandan basın açıklamasının ardından konuşan CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Ocak Perşembe akşamı Nurol Kültür Merkezi'nde Uğur Dündar'ın sunduğu ve Halk TV'de canlı yayınlanacak Halk Arenası programının yapılacağının bilgisini verdi.